Günaydınlar efendim, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Bizler çok şükür iyiyiz. Ben hala mutfak dolap kapaklarına karar veremedim ama bugün üç renk arasında yine kaldım. Haklısınız, o yeşil, o su yeşili ama belli bir süre sonra olmaz. Ha bu arada beyaz demişler, beyaz bizim eve asla olmaz. Niye derseniz ben her dakika evde değilim. Evde biliyorsunuz kardeşim de var. Sonuçta bakamayacağı için o kadar beyaz kapaklar bize göre uygun olmaz. Her dakika eliniz üstünde olması gerekir. Bu benim için de çok zor, böyle bir elimin üstünde olması bu işlerin arasında. Mecburen şöyle bir renkler arasında kaldım. Şu benim eski ayrıldığım kiradaki evimin renklerine benziyor. Şunla bir de şu. Bir bu, bir de bu. İkisi arasında kaldım. Yalnız şu sanki daha böyle bir cazip geldi. Mobilyama da benziyor. Alttaki de benziyor ona kalırsa. Ay, televizyonun falan. Bakayım bir saniye. Kapıda beni çağırıyorlar. Evet. Çay istemişlerdi. Bunu götürdüm. Bu arada esnafım bana bisküvi de verdi. Sağ olsun. Bisküvi almış. Sen de ye dedi. Yani evet. Şu renk da fena değil. Açık ama. Bir de şu renk. Bir de bunların normali var. Normal düz kapaklar. Bizim evde dediğim gibi olmaz. Şöyle. Bunların düz kapakları yine. Yine fikrinize ihtiyacım var, evet, ama şu arada kaldım bakın. Şu üçüyle biri bu, biri bu, biri bu. Ağır dursun istiyorum. Gold'da kapak olur, tutma kupları olur. Çünkü çok beyaz diyorum ya, bizim evde hayatta olmaz, hayatta. Bununla uğraşmaya adam lazım. Özgür deseniz şöyle griler dedi ama gri istemiyorum. Duvarım da gri. Gri olmasın. Dediğiniz gibi bıkacağım bir renk de istemiyorum. Çok böyle kapalı renkler de bana göre değil. Renkliyi seviyorum ya. Hani hep böyle bir yorum yapılmış. Her yerin renkli oldu senin. Ama renkli olmasını seviyorum. Evimin böyle bir, ama şey de istiyorum. Renkli ama şık bir ev istiyorum. Yani ağırlığıyla şık olsun. Renkli olsun. Bir şekilde bir şeyleri renkli olsun. Halısıydı diyelim. Tülü, perdesiydi. Tül demeyeyim. Perdesiydi veya bir yerinde bir şey olsun yani. Ama ağır dursun. Yani biri geldiğinde çok da basite kaçan bir şey istemiyorum. Açık ve net. Onu da istemiyorum. Bakayım bu modelde. Hatta arkadaşım bana bir görüntü atmıştı. Onu da atacağım size. Benim o beğendiğim modelin görüntüsünü de atmıştı. Kremin değil de biraz daha koyusu, hafif. Şurada bir şey daha gözüme çarptı. Beğendiğimin modelin şeyi var. Ah. Şu renk. Şöyle bir duruşta olabilir. Buna da bana fikir verin yine de. Çift renk istemiyorum. Ama bakın şu da evet çok güzel olabilir. Benim içerideki şeye de benziyor bu. Diyorum ya, televizyonumun da aynı renk tonu. Koltuklarımda da var krem, biliyorsunuz. Seçenek çok olunca insanın böyle bir kafası karışıyor. Karışmıyor desem çok yalan olur. Eşime kalsa bordo da düşünüyor. Dedim ki bordo düşünme. Hiç şey olmaz. Benim bir lila rengi bir şey gösterdi. Ay dedim, yok, hayatı istemiyorum. Yatak odasında güzel oldu. Yani o renkleri yaptırdığıma pişman değilim. İçeri girdiğimde bir enerjisi var. O beni çok mutlu ediyor. Hani hatta yatarken bakıyorum şöyle bir renklerine de gözüme hani parlıyor ya. Bir enerji veriyor bana adeta. O renk, ama dikkat ettim, yabancılarda daha fazla kullanılmış. Yatak odalarında bilmeyerek de olsa o enerjiyi yakaladığıma inanıyorum. Yatak odalarında bu renkler daha şık duruyor. Gerçekten. Daha bir pozitifsiniz ya. Her şeye bakıyorum. Rengarenk. Çok hoşuma gidiyor. Siz belki hani her insanın tabii zevkler ve renkler
Tartışılmaz. Kesinlikle tartışılmaz. Sizin zevkiniz belki daha farklı. Daha bir beyaza dönüktür ama beyazdan ben vazgeçtim sanki. Hatırlayanlar bilir. Ben tereyimi beyaza boyamıştım. Mutfak tereyimi. Böyle bir kahverengili kremliydi. Bana böyle bir şey olmuştu ya. İstemiyordum artık. O renkten bir sıkıntı geldi. Beyaza boyadım. Beyaz ne oldu? Ne kadar kullanabildik? Olmuş sapsarı her yere. İster istemez ne yaparsan yap. Bir de boyandığı için daha rezil bir durum oldu. Bakılmadı çünkü. Onu da temizleyen de lazım. Önemli olan diyorum ya, beyazın saflığı çok farklı bir şey ama güzel tutmak lazım. Her dakika da evde değilim. Bilen burada çalışıyorum. O yüzden de çok dikkat etmem lazım. Seçtiğim renk önemli. Ağırlığı da güzel olsun. En azından bir misafirim geldiğinde de çok da basite kaçmasın. İçeri girdiğimde al benisi olsun ya. Ben bunu seviyorum. Gerçekten seviyorum. Dikkat, böyle bir çeken şeyleri seviyorum. Ya çok ağır bir parasını istemiyorum yani. Çok lüks istesem zaten giderim. Bu kadar fazla şeye gerek yok. Para ne olacak bir de. Gitmeyle de iş olmuyor. Ona da bir de para alacak yani. Giderim özel yaptırırım. Gelir. Ailesiyle takılır. Ama eşimin elinden geliyor. Çok şükür. Ufak tefek daha indirimli oluyor. Bizim için de iyi oluyor bütçede. Çünkü bayağı bir tamirli işim oldu. Çok yoruldum artık. Yani altından kalkması zor oluyor. Ağır usul. Oradan taksit, buradan şey derken götürmeye çalıştım. Bu hafta da inşallah o terek bir an önce takılsa. Kapakları sonra gelecek tabii. 15 günde geliyormuş o kapak. Önemli olan takılsın. Ben şu ötebelerimi yerleştireyim ya. Bana bir bunalım geldi açık ve net yani. Her şey yerde olması beni sıkıyor. Oraya bakıyorum, mutfak orada duruyor. Her şey, eşyalarım hep yerlerde. En korktuğum yemek takımlarım kırılacak. Onu daha kolay kolay alamam. Bir sürü paradır. Üzülürüm, çok üzülürüm. Parçası bile kırılsa. Gerçekten üzülürüm. Aynısını yön mağazasından almıştım. Yemek takımımın bardaklarıyla takım almıştım. Sonra buldum. Şu araba nereye doğru gelmek istiyor acaba? Neyse, araya girecekmiş. Yani yavaş yavaş sanki böyle içeri doğru yanıma kadar geldiğini hissettim de. Az kalmıştı. Tam yanaşmadı da ne yapıyor ya? Üst katılmış. Arkadaşı aradı da. Arabayı doğru üstte çekmedi. Nasıl bir iş anlamadım ki. Yarım güne yarısı dışarıda arabasının, yarısı içeride. Şimdi oraya bir araba gelse ben kalıyorum orta yerde. Ya şu arabalardan yemin ederim nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmedim. Şu yolum kapanıyor ya, ben geçerken zorluk yaşıyorum ya. Hele dün elimde şemsiye, geçmeye yerim yok. Şemsiyelerle neler çektim, ne eziyetler çektim. Allah'ım görsün yani. Halimi de görsün de yapanlara da eziyetimi görsün ya. O kadar yoruldum ki. İnsanlar insanı daha çok yoruyor. Emin olun, insan insanı çok yoruyor. İş güç yormuyor. Ha, şu gri. Özgür de şu renkten yapabiliyor aslında. Şu griden yapabiliyor. Ama ne bileyim ya. Gri de iş. Sof açık gri diyor. Griden de bakıyorum, benim eşyalarım hiç gri değil ki zaten. Ha, bak beklediğim sonuçta oldu. Adam geldi direkt orta yere yine arabasını çekti. İniyorlar bile. Hiç bana soran olmaz mümkünse. Neyse, fındıkçıya geldi herhalde. Hiç sorma olmuyor çok şükür. Ben böyle akşama kadar ağzım açık. Araba oraya çekecek şimdi, ne yapacak diye bakıyorum yani. Orada mı kalacak mı şimdi? Bazen de gidiyorum, dayanamıyorum. Diyorum ki siz burada kalacak mısınız arkadaşım yani? Ben burada iş yeri var, görmüyor musun? Ben burada taşıyorum. Bir de bayan karşındaki eziyetim zaten üstüne. Sen de üstüne çıkar mı bari o eziyetimi? Daha beter hale getirme. Evet arkadaşlar, benim seçeneğim bunlardan ibaret. Şu andaki fikrim bunlar. Ha, evim büyük olsaydı Amerikan mutfak tarzlarında. Şu rengi de çok beğeniyorum. Koyu ama büyük mutfakta çok şık duracağına inandığım bir renk. Göstereyim. Tabii zevkler diyorum ya, farklıdır. Kesinlikle. Sizinki bana, benimki size uymaz. Şurada bir renk gördüm de. Neredeydi bu ya? Bir de bulabilsem.
Diyorum ya tabii siz şu anda diyorsunuz ki çoğunuz Melek seçe seçe o rengimi seçtin. Ama koyu renkte de bir ağırlık var. Yani yok değil şu renginin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel ve buna gold kollarla beraber o dolap kollarını gold yaparsanız gold özellikle yine aksesuarları şeyleri olursa süper durmaz mı? Durur ama benimki gibi bir mutfağı olmaz. Benim mutfağım küçücük bir mutfak. O küçücük mutfakta bu renk orayı boğar boğar da beter hale getirir. Ama geniş bir mutfakta bence süper olur. Artık diyorum ya siz ne düşünüyorsunuz? Evet yine aynı. Ya şu. Bana fikir verin. Ya bu ya bu. Bu neymiş? Bu antrasit sof antkre diyor. Bir de sof cappuccino. Sof cappuccino bunu biri seçmiş zaten işaretlemişler. Hatta biri de şunu da seçmişler. Retro yeşil. İki renk mi olarak seçtiler bilemedim şimdi. Altı başka üstü başka da olabilir. İkisi işaretlenmiş arkadaşlar. Evet retro yeşilmiş. Ama dediğim gibi yok. Ben de şimdi bu biraz 2 gün içinde karar vermem lazım. Şurada beyazı da seçen olmuş. Beyaz da seçen olmuş ama dediğim yok. Benim evime beyaz olmaz. O dediğim renklerdeki mutfak. Size gösterdiğim renklerdeki mutfak renkleri. Çift renk kullanmışlar. Beyazla bu renk kullanmışlar. Ama yok dediğim beyaz olmaz. İlk zaman olsaydı, evi boyarken diye böyle bir beyaz seçeneği olsaydı kesinlikle beyazı seçerdim. Emin olun seçerdim. Ama şu anda ben şimdi birkaç kişiye daha size de fikrimi alayım. Birkaç kişiye daha soracağım. Hatta mümkünse dediğim gibi o arkadaşımın attığı mutfağı da göstereceğim size. Bir de mutfak şeyleri çok izliyorum. YouTube'dan bakıyorum. En çok hangi renkleri? Çünkü benim bir daha değiştirme şu anda öyle bir seçeneğim yok. Bu yapıldı mı? En azından 20 yıl, 15-20 yılı geçmesi lazım. Emine, geliyorum ha şimdi. Hemen çorbaya atalım. Pancar çorbası satacağız da. Ben atayım için şeyini yapayım, o pişirsin. Neyse çıkayım ben bir an önce onu halledeyim. Çok şükür. İşte doğalgaz işimi halledebilecekler. Boruların şeklini. Bu hafta dedim yapın ne olur. Her şey orta yerde. Buradan dedim. Şu halde görseler. Buralar mı karışık. Bunun bile cezasını yerim diye korkuyorum dedim. Bütün mutfak şeylerim burada. Onun bile yasağı var. Ama Özgür de illaki istiyor ki kapaklar düz olmasın. Şöyle şekiller olsun. Ya böyle olsun. Rengi zaten bu tonlarda ya bu olacak. Şekilli olsun istiyor. Yani şu şekilde çok istiyor. Ben de kararsız kaldım. Size de göstereyim. Şu var şekil olarak. Ben şunu da istedim de aslında. Bunun da aralarına çok gider dedi. Hani ne varsa gider. Bu da iyi olmaz. Değişik olarak yine şöyle şekiller var. Bakın göstereyim. Bana yine fikir vermeniz açısından. Bir de beğendiğim bir şekil daha vardı. Dur bakayım. Aslında düz istedim. Düz istemiyor. Şunu çok beğendim. Şekil olarak hani şöyle araları böyle duruyor ya. Farklı bir kapak dedim. Ama yok istemiyor. Ya diyor böyle olacak. Çizgili. Böyle çizgileri de istemiyor. Bir de tabii siz bana yine fikir verin. Ben bakıyorum ediyorum da. Çok eski modele de gerek yok. Ha şöyle var. Şöyle. Buyur. Vereyim sana. 3 tane. Ha 3. Pardon. Sen git ben geliyorum. Ben bir anladım. Durun. Oh. Şöyle de var da bunlar ne bileyim ya. Yok. Öyle düşünmedim. Ne kadar zormuş ya. Çünkü sürekli yaptıramayacağım için bir kere yaptırayım tam olsun istiyorum. Bana kalsa ben şu model istedim. Özgür de bunu istemiyor.
Onu da göstereyim size. Acil fikir. Ama bir iki gün içinde. Aslında şu modeller de güzel. Bakın. Şöyle modeller de güzelmiş. Yani şöyle. Şu tarzlar. Bir demedim. Ha şöyle düz kapak olabilir dedim. Düz. O da diyor ki dümdüz bu sefer de. Boş durur mu diyor. Siz bana yine fikir verin ya. Kafam inanın ki o kadar karıştı ki. Oradan ayrı, oradan ayrı. En çok sevindiğim şu doğal gazın bir an önce şeylere gelecek ya. Yapacaklar ya duvarlarını yerleştirip de. Ben de ona göre bu hafta sonu kırılacak. Duvar kırılacak. Ona göre yerleşim olacak. Bakalım. Nasıl olacaksa bir şekilde yapılacak yani. Bir an önce çay içecektim bu arada hazırladım. Ne kadar içebilirsem artık hak getire. Bir mutfak kapağıyla gittik yani. O günden beri yordu beni, yordu, düşünmesi yordu. Pişman olmak istemiyorum. Yaptığım bir şeyde sonra ay ben bunu niye yaptım demek istemiyorum. Ha. Kesinlikle beyazdan yana dediğim gibi pişman olmayacağım. Beyaz istemediğim için pişmanlık olmayacak. Sadece evdeki, bunu da gösteririm yine size ya. O televizyonluğumu falan renkleri, işte koltuklarım krem. Yani istiyorum ki yine de bir uyum halinde olsun. Renk karmaşası olmasın ama bir uyum olsun. Böyle bir şeye çabalıyorum şu anda. Bakacağız. Hangisi? Gidene gidene soruyorum artık. Yapacak bir şey değil. Kafamda bir fikir var. Sadece tam böyle bir pişman duymayayım diyerek. Sen bir çay sefası yapmak istiyorum. Bakalım. Bir an önce diyorum ya şu eve bir adam etseydim. Daha bir şey istemiyordum. Daha karar verecek neyim var diye düşünüyorum. Neyse laminatların yeri belli. Oturma odasıyla aynı olacak. Onu da alınması lazım. Aynı renk düşünüyorum. Daha değiştirmeyeceğiz oturma odasını. Çünkü onun yeri biraz daha iyi görünüyor gözümüze. Hepsi para. Bizden olmuyor hepsi. Onu da halledersek Allah'ın izniyle olay bitmiş olacak. Neyse arkadaşlar ben bu vlogumu bir an önce size göndereyim. Allah izin verirse de farklı bir vlogda yine buluşmak üzere. Akşama inşallah diye dua ediyorum. Telefon yine çaldı. Ben çayımı içemem bugün işte. Hayırlı günler efendim. Görüşmek üzere.